Merhaba, ben Melis Seyit Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Doktor Kenan Sofuoğlu. İnfertil çiftlerde, yani çocuğu olmayan çiftlerde erkeğe bağlı sebepler her geçen gün artmaktadır. Sperm değerlerine baktığımızda genelde 3 şeyi önemseriz. 1- sperm sayısı, 2- sperm hareketi, 3- morfoloji, yani spermin şekli, yapısı. Tüp bebekte 2 hücre var. Yani biz klinisyen olarak yumurtayı topladığımızda embriyolog arkadaşa yumurtayı veriyoruz. Erkek de spermi veriyor özel odada. Embriyolog baktığında zaten ikisi de normal insan gözüyle gözükmüyor. 200'la 400 büyütmede mikroskopta gözüküyor. Yumurta sperme göre çok büyük bir hücre. Yani güneş gibi düşünelim, sperm dünya gibi düşünelim. Embriyolog yumurtaya baktığında mikroskopta yumurtanın kalitesini, olgunluk derecesini net olarak görüyor. Ama sperm çok küçük bir hücre. Spermi hareketine göre seçiyor. Harekette spermle yapılan mikro enjeksiyonda başarı şansı, döllenme şansı daha yüksek. Oysa demin morfolojiden bahsettim. Spermin şekli, yapısı. Bazı erkeklerde bu morfolojik oran çok düşük oluyor. Yani 100 spermden örneğin sadece 2 tanesi, 3 tanesi normal olabiliyor. Bu durumda kullanılan 7-8 yıldır kullandığımız, dünyada ilk çıktığı andan itibaren sperm chip diye bir cihaz var. Bu tek kullanımlık bir cihaz. Bu cihazın bir başlangıç noktası var, bir çıkış noktası var. Sperm özel bir solüsyon içinde başlangıç noktasına konuyor ve bu cihazın içinde mikro kanallar var. Spermleri bir yarışmaya sokuyor. Morfolojik olarak, genetik olarak en iyi spermler öbür taraftan çıkıyor. Ve bu teknoloji kullanıldığında her yaş grubunda tüp bebekte başarı şansı yaklaşık %30-40 artırıyor. Bu nedenle özellikle erkek faktörü ve morfolojik problemi olan hastalarda sperm çip kullanmayı öneriyoruz.